Çok güzel bir soru geldi. Bu birçok kişinin yaşadığı bir problem. Okumak istiyorum. E, ne yapmak istesem? Nasıl olsa sonunda öleceğim deyip motivasyonum düşüyor. E, neden böyle oluyor? Aşkım Bey'e sorar yani Bu güzel. hepimizin içinde olan hepimizin bir duygu. Bir ya şey. Benim de hiç yaşamadım desem yalan olur. Bazen çok mutlu anımda oluyor. Genelde de gece yaşadığım bir şey. Mesela böyle de. çok mutlu anımda diyorum ki, ay zaten öleceğim ya. Yani <laughs> hani böyle bir anda şey oluyorum, demoralize ne? oluyorum. Çok hal hal çabuk Toparlıyorum efendim. sonra kendimi. Evet. Yani çok... Çok da iyi ki yaşıyoruz Hı -hı. aslında. Hanımefendi aslında çok güzel bir soru sordu. E, şunu söylemem lazım. Evet gerçekten doğduk ve öleceğiz. Bu gerçeklik ibretlik bir şeydir. Yani sana bazen şu yüzden verilir. Yani takma artık çok fazla mesajı vardır. Hı -hı. Yani bu kadar peşinde gitme her şeyin. Hı -hı. Sevdalanma. Aşık olma bu kadar malam ülke saltanata. Bu mesajdır. Ne zaman elinden giderse bir şey onu getir aklına. Hep bir yerde dursun yardım butonu gibi. Hı -hı. Şimdi diyor ki hanımefendi bazen öleceğim aklıma geldiğinde niye çalışayım? Hı -hı. Niye evleneyim? Niye bilmem ne yapayım? Şimdi bakın inançla ilgili bir soru aslında bu. Yani Hı -hı. bir dine inanıyor, bir güce Hı -hı. inanıyor ve onun üzerinden soruyor. Yıllarca şöyle yaptılar bu toplumda. Her şeyi bırak. Hı -hı. Vazgeç maldan, mükten, aşktan, cinsellikten. İşte vazgeçersen cennet senin ya da işte zaten öleceksin bilmem ne. Tuttu mu? Öyle bir derviş mi arıyoruz biz? Hı -hı. Derviş gibi yaşam mı arıyoruz? Asıl sınav ne biliyor musun? Her şeyin içinde her şeyle yaşarken yaşayabilirken Aynen. bir gün biteceğine inanabilmek ve onu devam ettirebilmek. Asıl sınav bu. Çok kolay. Atlayayım seninle gideyim bir dağ kenarına soyutlayayım İzleler her şeyi. çekelim. Ben bunu korkaklık olduğunu düşünüyorum şimdiki zamanda. Hı -hı. Yani asıl sınav sizler varken, diğerleri varken benim bu sınavı verebiliyor olmam. O yüzden sana daha çok güç gerekiyor hanımefendi. Sen ne yapacağım, niye çalışmayayım derken çalışıp üretmek zorundasın. Üretip, saygınlık kazanıp Üretip biraz daha büyüyüp bu bildiklerini, hislerini bir diğerine aktarmak zorundasın. Dağırı, sen oturursan, sen çalışmazsan, kötüler de var bu dünyada senin dışında. Sen iyi davranıyorsun, iyi düşünüyorsun. Mesela iyi bir eser bırakmak bir ibadet aslında e, mesela. Tabii ki. Nesillere. Yani sen bunu yapmazsan... İyi bir evlat bırakmak bile bir bitti, ibadet. en iyisi. Evet. E, i̇yi bir evlat, Hayırlı iyi bir, bir evlat söylem, bırakmak. iyi bir kitap, iyi bir söz, iyi bir duvar, bilemiyorum. Sen bunu eğer çekilirsen, senin boşluğunu, hayat boşluğunu sevmez. Kötüyle doldursan ne yapacaksın? Bakın bu dünyada kötüler çoğalmadı. insanlar evden çıkmıyor. Şöyle bir iyi insan kültürü başladı. Garip bir şekilde ki ne yazık ki bana çok abam geliyorlar. Tembel geliyorlar. Etliye, sütlüye karışmıyorum. Bana kimse dokunmasın. Benim de kimseye zararım yok. Sen etliye, sütlüye karışmadığın için bu haldeyiz. Evet. Evden çıkmadığın için, bir şeyler yapmadığın evet, mesela için. Mesela yani vardiyiz? hani tabii ki bu siyasi bir program değil ama 15 Temmuz gecesi etliye sütliye karışmayıp hepimiz. Tabii evimizi de oturuyor tabii, olsaydık. Tabii, bugün bambaşka bir ortamda hepimiz olacaktık. Aynen Bayrağımız öyle. elimizden belki gitmiş, vatandaşımız belki elimizden gitmiş olacak. Her, her o kadar şey doğru değil mi? bir yere değindi ki hiç çok... etliye sütliye o gün i̇lk hep ki karışmışsın. karışmışız, hiç karışmışız. İşte, çok konu doğru batansa, bir şey yani. Konu aileyse, konu vatansa, konu bayrak, konu dinse, hı hı. konu bensem, konu evlatsa. Konu Ama burasıysa. nasıl olsa öleceğiz deyip otursa mıydık yani mesela, de. mesela, değil ne mi? Ne olacak? <laughs> yani o yüzden bakın bu birlik beraberliği de getiren bir şey. Hanımefendiye gidiyor yine mesaj. Onun nazarına belki hepimize gidiyor. Hı hı. Etliye de karışacaksın, sütlüye de karışacaksın. Ama niyet çok önemli. Hı hı. Yani her şeyin elinden tutmak, ayağından tutmak, geri geliyor. Bazen boğazına yapışmak zorunda kalıyorsun hayatın hı hı. onu alabilmek için. Hı hı. O yüzden oturmayacaksın ya. Hiçbir şey mi yapmıyorsun? Üreteceksin, yazacaksın, gideceksin, dokunacaksın, konuşacaksın. Evden çıkmadığınız için kötüler çok. O yüzden gözünüze kötülükler çok geliyor. Ne oldu dünyaya? Dünya bir şey olmadı. Zamanında iyiler daha çok eylemdeydi, hareketteydi. Hı hı. Şimdi o tembelleştiler. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Mesela kötülere yeri açtınız siz. Fitneye yeri açtınız siz. Yalana yeri açtınız. Mesela biz hocalarımızı da ağırlıyoruz. E, Profesör Doktor Mustafa Karataş da Aa, e, severim, Mustafa programımıza abi, konuk oldu. Ona. Hocamın söylediği bir şey var mesela. Ezan'da ne zaman hani durup ezanı dinlemen lazım veya dinlememen gereken durumlarda hoca diyor ki eğer ilim öğretiyorsan, bir hani eğitim veriyorsan o zaman hani e, ilmi <laughs> kesmek zorunda değilsin. Eğitimine devam edebilirsin diyor. Yani hani hayat Nasıl tabii, kesmiyorsun tabii, işte o zaman mesela tabii. ezanı bile e, duymazdan gelebiliyorsun kesinlikle yani bu Yine kadar önünü açmışlar aslında. çünkü evet çünkü o sırada ibadettesin bir şey öğretiyorsun ya yaşam ama e, bilmem ne kadarım kaldı ama böyle toparla diyeceksin ya toparlamak tamam beni. süremiz var biraz var daha daha şunu herhalde. söylüyorum hani bildiğim için de kalbimi rahat konuşuyor akıyor o yüzden hı 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 hı. izninle e, yaşamın kendisi yani ibadetin kendisi bu yani hı hı. Tab tabi tabii ki özel şeyler var Allah'ın istediği ama ya Şimdi ben seni fark etmiyorsam, e, senin canlılığına şahit değilsem, hı hı. E, dünyaya, vatana, toprağa, aşka yani insanlığa bir faydam yok. Bir Ben şuna çok üzülüyorum. Her gün evden çıkıyorsun, akşam yatına kadar aynı şeyleri yapmaktan bıkmadın mı be ey insanoğlu? Aynı işe gitmek, aynı sokaktan geçmek, aynı otobüse binmek, aynı çocukla ilgilenmek, aynı yemeği yemekten. Aynı kumandayı eline alıp aynı şeyi izlemekten bıkmadın mı hala? Alzheimer'ın en büyük sebebi. Yani o yüzden evet. yaşları evet. sudoku çözdürmekle iyileştiremezsin. Tabii ki. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet. Yani en başında farkındalık gerekiyor. Hı -hı. Çık başka bir yoldan git. Hı -hı. Bunu yaparsan zihni şunu yapıyor. Sen hep aynılıkla yaşadığın için boşlukları zihin şöyle dolduruyor. Bütün motivasyonsuzluk neyse. Bütün olumsuz düşünceler neyse onları üretiyor. Hı -hı. Bakın burası bir işletme. Hı. Bu işletmede her gün bir şey öğreniyorum diyen de var. Hı hı. Her gün yine geldik aynı şeyi yapıyoruz diyen, evet, diyen de var. Aynen öyle. O Nasıl aynı şeyi yapıyor diyenlere bakın. Hepsi mutsuz bekliyor. Evet, aynen. Şu aynı. an beni e, karşı kameradan çeken bir kameraman arkadaşım var. Aman gene oturduk işte Nilfer'i tek plan çekiyoruz <gülüyor> diyen <gülüyor> diyor olarak bakabilir. Ah ne kadar güzel. Bugün, bugün aşkım kapışmak var. Neler öğreneceğim evet, diye, da, diye de bakıyorlar. olabilir. Ya bugün ne soracak acaba? Ne öğrenmeye çalışıyor? O yüzden zihniniz ...yaşlanmıyor. Siz yaşlandırıyorsunuz hı -hı, bunu. Anlatabiliyor hı -hı. muyum? Ya Bedene yatırım yaptığın kadar biraz da buraya yapsaydın... Hı -hı. zihin soruyla gençleşir. Ve zihnimize şu lazım. Arkadaşlar, izleyenler şunu söylüyorum. Şok etkisi. Ama bu magazinin şoku değil. Şok, şok, şok. Nerede gözüktü? Hı -hı. Bu zihni geriletiyor. Zeka geriliğinin en büyük şeylerinden hı -hı, bir hı -hı. tanesi. Zihin, zihin bilgiyle şoka girer. Her gün bir şey öğrendiğini düşünsene. Yeni bir şey. Ve sen şaşırırsan, şaşırmak, şaşa kalmak zihni dinç tutan bir şeydir. O yüzden yeni bir ülkeye gittiğinizde bir yeri gezerken vay gör, gördüm nasıl bir şey yapmış dediğinde zihin daha da çok par parlamaya başlıyor ve daha hızlı öğreniyor ve dinç kalıyor. <laughs> Ama sen gün içinde hesapla bakayım kaç kere şoka giriyorsun? <laughs> kaç kere? Şoka girmediğin için yanında biri öldürüldüğü için şunu yapıyorsun. Ama... <laughs> Bak şoka girmedin. Evet. Dün sana biri tokat asla falan oluyorduk. Şimdi o da bitti. Evet o da bitti. Anlatabiliyor çok muyum? Da... Bilgi şoka sokar. Şok, şaşırtır, şaşkınlıktan sonra merak başlar, meraktan sonra keşfedersin. Ya diyor ki, hakikat buysa, sen tek odalı evinde, tek yatağında olsa, orada bir karıncayla başlarsın, yağmur damlasıyla, onu sonra, 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 sonra gelirsin. Ama burada hanımefendi sarayındadır, malında mülkünde hizmetçisiyledir. Ama onda da bir arzu varsa diyor. O da bulur diyor bir bardağının kenarındaki ilk önce işte o çikolatayla başlar. Onun tadıyla, huşusuyla, oradan onu alana, oradan eşine, oradan üretime, tüketime, oraya buraya derken o da yolunu bulur. Buradaki niyetteyse, buradaki niyetteyse ikisi de aynı yerde buluşur. Doğru. Ben ona çok inanıyorum. Yani aynı yerde buluşacağız eninde sonunda. Hı hı. Sen paranı kaybederek, para kazanarak, hı hı. ünle, onunla, bununla o da yani başka bir yer yok baktığında <laughs> ama ben buradan dersem vay onun arabası vay bunun karısı kocası dediğimde <laughs> yoluna engel koyuyorsun o yüzden çalış zengin olmak için ama hakikatten oraya gideceksin eninde sonunda ne güzel ya baksana bir sürü her şeyim var. Hakikat toprak sayın oraya. Herkes ben oraya gidiyor. Ben mesela gerçekten bunu çok gönülden söylüyorum. Çok güzel. Yani aşırı lüks bir araba gördüm. Mesela hiç mesela Türkiye'de şimdi çok olmayan, rahat görüyoruz evet. ama olmaya olmayan Hep derim ki Allah mutlulukla sağlıkla kullanmayı Amin. nasip etsin. Bak, Amin. bu benim hep şeyimdir. Hani böyle hiç kem göz etmem mesela. Yani helal yolla kazanmış kazanmamış onu hiç, hiç ilgilendirmez. Çok güzel bakıyorsun. Gerçek çünkü bilmiyorum onu nasıl şey yaptın. Allah ona onu layık görmüş. Gerisi Bitti. Olay kapandı Zaten yani. Gerçekten kapandı yani. Benim ne ilgilendirir yani. Yani kıskanmak. Bir taraftan da şunu söylemektir. Nülüfer'e niye verdin onu? Hı hı. Onun adaletini de sorguluyorsun. Hı hı. Bir şeyden dolayı vermiş mesela. Süremizin çok e, tamam. çok az bir zaman kaldı ama bak Şöyle de bir soru var. Bu da gene çok geneli ilgilendirdiği için sormak istiyorum. Abla zamanı bırakalım kafam karışık diyen bir erkek var hayatımda diyor. Evet. Eğer ilişkimizde birisi zaman istediyse ne algılamalıyız aşkım? Hı hı hı. Şimdi abla zamana bırakalım dedi. Ne kadar süredir bir ilişkin var? Bir kere baz alman gereken veriler var. Atıyorum ne zamandır birliktesin? Aile ne kadar hiç olaya git, hakim? Daha önce de hiç gitmem hayatından diyen biriymiş bu kişi. Ha tamam. Öyle o zaman, bir detayımız zaman O zaman var. uzak duracaksın. Uzak mı evet. duracak? Zaten şunu söyleyeyim. Daha önce hiç gitmem diyorsa hayatından muhakkak gider. Öyle mi? Aynen. Seni ölümün ne seveceğim? Yani sonun toprağa kadar birlikteyim diyorsa o toprağını alır gider. <laughs> Ama <Anlatabiliyor> muyum? Yani <laughs> o yüzden <laughs> Yani yani o yüzden sakın bu büyük laflara gelmeyin. Yani aşık büyük laf etmez. Aşık aşkı yaşar. Ama biri aşkın da Hadsiz insanlar aşkı ezip kendini ön plana çıkarır. insanlardır. Seda değiştir. Aşkta büyük söz edene inanmayın İnanma. yaz. <laughs> Bakın siz Leyla'yı Mecnun'u e, hikayesini Leyla'dan Mecnun'dan dinlemediniz. İzleyenler anlattı onu siz öyle <laughs> muhteşemlikle. Ama Şanları kıyaflarında yürüdü değil <gülüyor> mi? <gülüyor> o yüzden gerçek bir aşk varsa o yüzden sen bunu dile çok getiren insan... ...bak aşka saygısızlık yapıp onu bastırır kendini ön plana çıkarır. Hmm. Tehlike bu. Anlatabiliyor muyum? Ölümüne yanındayım. Şöyle seviyorum. Böyle yapacağım. Böyle edeceğim diyorsa bir ki hiçbir şey yapamaz. Beklentiyi yükselten beklentiyi veremeyeceğini anlayınca <laughs> hı hı. yavaş 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 ve böyle yapar genelde bu tipler. Ona dikkat edin. Kendi bitiremediği için karşı taraf bitirsin ister. Hı hı. O yüzden bir şekilde bir huzursuzluk yaratıp <laughs> Ben sana layık değilim der ve gider Aynen <laughs> öyle. Mesajı vermiş hanımefendiye kendisi. Aha. O da ona bir ayar vermeli. Aha. Evet, çok teşekkür evet. ederim. ederim. <laughs> vallahi, vallahi doyamadım yaptığınız yerine. İnşallah önümüzdeki <laughs> günlerde seni gene ağırlarız. Seve, Vaktin seve. olursa bizim kapımız i̇nşallah, sana her zaman açık. inşallah. Hayırlı olsun Çok çok teşekkür ederim. Benim. Ağzına gönlüne Sağ sağlık.